GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde bugün dolar endeksinin önemli bir çıkış kaydettiğini gördük. Özellikle 95.50 seviyesinin üzerinde bir önceki zirve noktası olan 95.72'lerin test edildiğine şahit olduk. Burada dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamına ilişkin düşüncelerimiz zaten ön planda. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus mevcut tepe noktasından sonra bir dönüş kaydedip kaydetmeyeceği olacaktır. Bu yüzden de özellikle zirve noktasının üzerinde hareketler dikkatli takip Edilmelidir. Genel çerçevede baktığımızda 94.80 üzerinde pozitif seyrin devamına ilişkin düşünceler ön planda. İlaveten hareketleri birazcık daha kısa vadeli odaklı çalıştırdığımızda mevcut kanalın da çok net bir şekilde yukarı yönlü trendi desteklediğine şahidiz. Bu yüzden de özellikle yukarı yönlü hareketler ön plandadır diyebiliriz. Spike hareketlerini saymazsak, genel trend hareketlerini incelersek özellikle bugünün çıkış bölgesi olarak ifade ettiğimiz 95-30 civarı önemli bir destek noktası ve eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketler daha ön planda olabilir dolar endeksinde günün kalanında. Tabii ki gün içerisinde ADP tarım dışı istihdam değişikliği, ISM imal olmayan PMI rakamları var ve bu rakamlar aslında dolar endeksinin bundan sonraki süreçteki hamlelerini de şekillendirebilir. Özellikle kısa vadeli yukarı yönlü hareketler devam edecek mi, etmeyecek mi sorusunun cevabı için gerçekten bu verilerin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Baktığımız üzere kısa vadeli önemli bir çıkış eğiliminde ve kanalın üst bölgesine doğru yakın hareketlerin devam ettiğini şahidiz. Euro dolar paritesinde gün içerisinde 1.1150 desteğinin kırılması aşağı yönlü hareketleri hızlandırdı. Bu yüzden de aşağı yönlü baskıların daha da istekli olabileceğine ilişkin düşünceler ön planda. Son zamanların dip noktası 1.096'ya yaklaştık. Bu yüzden de Yukarı yönlü belirli bir tepkiler muhakkak aşağı yönlü satış fırsatı olarak değerlendirilebilir ki zaten aşağı yönlü bir baskının da devam edeceğine ilişkin düşüncelerin güçlü olduğunu vurgulayabiliriz. En azından 1.1245 direnci altında aşağı yönlü trendin devamını ilişkin düşünceler ön planda. Bu yüzden de yukarı yönlü belirli tepkiler gerçekleşirse burada dikkat edilmeli ve tepkilerin satış fırsatı olması konusunda hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğine ifade edebiliriz. 1.11.50, 1.11.85 bölgesine dikkat etmek lazım. 1.11.85 zaten günün zirve noktası aynı zamanda da günün kalanındaki en önemli seviye olarak kaydedilmiştir. Özellikle 1.11.85'in altında negatif baskı devam etmektedir. Sterlin dolar paritesine baktığımızda alçalan takos formasyonu içerisinde seyrini sürdürmektedir. Aşağı yönlü baskılar önemini korumaktadır. 1.53.95 seviyesi altında negatif trendin devamına ilişkin düşünceler ön planda. 1.53.95 öncesinde 1.53.65 ilk bariyerdir diyebiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda 119.95 seviyelerine kadar yükseldikten sonra bu bölgede takılmalar yaşadığını görebiliyoruz. Bazı bölgelerde yani bazı noktalarda esneme payları tabii ki mevcut ancak genel çerçevede 119.95 seviyesine yaklaştığı zaman dolar yan paritesinde önemli bir baskının olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de 119.95 geçilmediği müddetçe parite bazında bir yukarı yönlü beklemenin doğru olmayacağını ifade edebiliriz. Bu yüzden de 119.95 direnci altında negatif baskı devam ediyor. Ancak 119.50 seviyesi de bir türlü kıralamıyor. Yani 119.95 ve 119.50 arasında bir harekete devam ettiğini görebiliyoruz. Bu yüzden de aşağı yönlü hareketlerde birazcık daha istekli olabilmesi için 119.50'nin altında harekete ihtiyacımızın olduğu unutulmamalı. Akabinde... 119.50 kırılmadan 119.95 geçilirse bu seferde yukarı yönlü hareketler 120.48'lere kadar devam etmek isteyebilir. Ama genel çerçevede 119.50 altında 119.10'lara doğru bir gerileme söz konusu olabilir. Yani bu düşünce bir adım daha öndedir diyebiliriz. Dolar Türk Lirası'na geldiğimizde Dolar Türk Lirası'nın özellikle bu hafta gerçekleştiği hareketlerin dikkat çekici olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Dün 1.52 düzeltiyorum 1.589 civarları zirveyken bugün 1. Nokta, düzeltiyorum 2.5493 seviyeleri zirve noktası olarak kaydedildi. Burada dikkat edildiği zaman 2.5465 bölgesinin zaten hedefimiz doğrultusunda olduğunu daha önceki video çalışmalarımızda sizlerle paylaşmıştık ki bu beklentimiz şu anda şekillendi. Ve burada özellikle sorgulamamız gereken husus 255 geçilmediği için kur bazında bir tepki satışı oluşacak mı? Buna bakmak gerekiyor. Hareketi incelediğimizde, kanal hareketlerine baktığımızda 255 25'in kanalın üst bölgesi olduğunu görüyoruz haftalık grafikte. Bu yüzden de her ne kadar 254 65 önemli gibi gözükse de 255 25'in daha kritik olduğunu unutmayalım. Bu yüzden de 255 25 geçilmediği müddetçe bir tepki hareketinden bahsedebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Ancak burada tepki ifadesinden bahsediyoruz. Bu yüzden de hareketlerin alanına da dikkat etmek lazım. Yani burada e, dolar/türk lirasına bir düşüş hareketi başlayacaktan ziyade mevcut yükseliş trendi içerisinde bir düzeltme hareketi oluşabilme ihtimallerinden bahsediyoruz. Bu yüzden de 2.55 25 geçilmedi müddetçe aşağı yönlü tepkiler görülebilir. Peki nereye kadar görülebilir? Günün dip noktası 2.53 25. Burada görülebilecek seviyelerden iyi ki Hatta birazcık daha yukarı çıkacak olursak 253 90'lar ilk görülebilecek destek noktaları ama genel çerçevede hareketleri incelediğimizde şunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz ki özellikle 25225'in üzerinde pozitif bir tutumun devamına ilişkin düşünceler ön planda tepkiler nereye kadar sürebilir 253 253 25325 bölgesine kadar tepkiler devam edebilir şeklinde ifade edebiliriz Tabii ki bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'ndan ya da ilgili kişilerden gelecek açıklamalara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kur bazında bir müdahale olacak mı, olmayacak mı? Bu da özellikle döviz satım ihalelerine göre de bunu kararını verebiliriz. Özetleyecek olursak kur bazında yukarı yönlü bir hareketin devamına ilişkin düşünceler ön planda. Burada bir tepki satışı oluşacak mı, oluşmayacak mı? Cevabını arıyoruz. 2.5525 baz aldığımız kritik bir nokta. 255 25 geçilmezse bir tepki hareketi görülebilir ki bu tepki hareketi 25390 25325'lere kadar devam edebilir. Genel görüntü nedir diye soracak olursanız da 25225'in üzerinde kaldığı müddetçe dolar Türk Lirası'na yukarı yönlü beklentinin devam etmesi şeklindeki düşüncemiz opinıdır. Ham petrole gelecek olursak ham petrol fiyatlarını hatırlarsanız yukarı yönlü hareketlerde birazcık daha dikkatli olmamız gerektiği hususunu vurgulamıştık. Gün içerisinde 50-90'lar test edildi. Daha önce de 51 seviyelerine yaklaşılmıştı. Ama bir türlü 51-25'in üzerinde bir harekete şahit olamadık. Genel çerçevede 55 periyotluk yani 55 günlük yüksel hareketli ortalama 53-62'lerden geçiyor. İlaveten son tepe noktaları 55. İlaveten Kısa vadeli son tepe noktaları 51.25. Yani 3 tane kritik bölge var ve ham petrol fiyatları bu bölgenin altında. Bu yüzden de altında... E ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler beklemek birazcık da e, yanlış bir strateji olabilir. Tabii ki burada bir toparlanma var. 47 lerden bir toparlanma hareketini görebiliyoruz. Ama bu toparlanma gerçek bir toparlanma mı? Buna bakmak lazım. Bu yüzden de kısa vadeli olarak yani günü değerlendirdiğimizde 51.25 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Son olarak da kıymetli madenlere gelecek olursak altın fiyatının aşağı yönlü baskılarına devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bollinger bandının orta bölgesi yani orta noktasından bir dönüş kaydedildi. Hatta Bollinger bandının orta noktasına gelmeden bir dönüş kaydedildi. Ve aşağı yönlü bir baskının devamına ilişkin düşünceler ön planda. Burada... Dünün de zirve noktası 1214.70 yuvarlarsak 1215 yani 1215'in altında aşağı yönlü bir baskının devamına ilişkin düşünceler ön planda. Bu baskılar 1198 seneye kadar devam edebilir ki zaten bu seviye Bollinger Band'ının alt noktası. Bollinger Band'ı seviyesi de zaten sürekli güncelliğini değiştiriyor. Yani seviyeler revize ediliyor fiyatlar değiştikçe. Bu yüzden de Bollinger bandının alt noktasına doğru bir hareket görebiliriz ki şu anda 1198'de güncelliğini korumaktadır. Genel çerçevede 1215'in altında negatif bir baskı devam etmektedir. Bugün Amerika'dan iki tane kritik veri var. ADP tarım dışı tam değişikliği ve ISM imal olmayan PMI rakamları. Bu veriler aslında altın fiyatlarında mevcut düşüşler devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabı için kritik bir veri akışıdır. Diğer buna dikkat etmekte fayda var. Son olarak da gümüşe değinecek olursak alçalan takos formasyonunu ifade ediyoruz. 16.90 ve 16 seviyelerin önemli olduğunu vurgulamıştık daha önce. Hareketler sıkışmaya devam etti. takos formasyonu içerisinde yani takozun içerisinde de küçülmeye başladı. Bu yüzden de seviyelerde değişikliğe neden oluyor. 16.90 olarak ifade ettiğimiz kritik bölge 16.60'a 16 olarak kritik bir ifade kullandığımız seviyede 15.75'lere revize edilmiş durumda. Genel çerçevede 16.60 kritik ve bu bariyer altında negatif bir baskının devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Hemen kısaca dolar Türk lirasına tekrar dönelim. Harekete baktığımızda bir tepki hareketinin devamına ilişkin düşünceler ön planda. Kısa vadeli grafiklerde de RSI göstergesinin bu konuda tepkiyi destekleyen bir e, görüntüsü söz konusu. Bu yüzden de biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 2.5390 25325'lere doğru bir tepki görebilirsek bu bizim için sürpriz olmayacaktır. Ama genel çerçevede 25225'in üzerinde pozitif tutumun devam ettiğini ifade edebiliriz. Genel anlamda dolar endeks, euro dolar, sterlin dolar, dolar, türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <Sessizlik>